Bağırsaklar ki bağırsak florasının bozulmasına kaynaklanır. Bağırsak florası bozulursa, yani bağırsaktaki faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalırsa, zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsak mukozasını yakıyor, tahrip ve tahriş ediyor. İnce bağırsak günde 3-4 litre sindirim salgısı salgılıyor. O zaman ne oluyor? Bu sindirim salgılarının kalitesi düşüyor. Bir de günümüzde mesela çok sağlıksız besleniyor. Diyor ki mesela uzmanlar, bazı uzmanlar günde 5 defa 5 öğün yemek yiyin. Yani 3 öğünü arasında birer öğün daha sıkıştırıyorlar. Yani bu çok söylenen, tavsiye edilen bir şey. Ne oldu? Mide dinlenemiyor. Mide dinlenemezse yeterli ve kaliteli asit salgılayamıyor. Mide hem asit salgılar hem de baz. Salgılanmış olduğu bir karbonatı, sodyum bir karbonatı pankrease nakleder. Hidroklorik asidi kendisi kullanır. Yani mide çok 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 sert bir asit salgılıyor. Kişi sürekli yemek yerse ara vermeden mide dinlenemiyor. Dinlenemeyince ne oluyor? Asidin pH değeri, sertlik oranı düşüyor. pH değeri normal olarak diyelim ki 2, 2,5, 3 ise düşüyor 4'e. O zaman ne olur? Yemiş olduğunuz besinleri mide sindirmeden gönderiyor 12 parmak bağırsağına. 12 parmak bağırsağında ve o ince bağırsakta da pankreas kaliteli, oradan sodyum bikarbonat gelmiyorsa dengeleyemiyor, alkali. Sindirimin kalitesi sürekli düşüyor. Sindirimin kalitesi düşmesi, sindirememek bağırsakların fonksiyonunu bozuyor yavaş yavaş. Bu nedenle zamanla kabızlık, ishal vesaire gibi anormallikler ortaya çıkıyor. Bu, yani sık sık yemek yemek iyi değil. Günde 3 öğün, hatta 2,5 öğün sünnete uygun olanı. Sabah, öğle, akşamsa çok hafif. Buçuk dediğiniz akşam. Akşam buçuk, yani çok hafif sebze, salata veya meyve veya yoğurt gibi hafif şeyler yemek. Gerçi ben bunu söylüyorum da ben de tatbik edemiyorum. Çünkü Türk mutfağı çok yani hitap ediyor, damak tadı. Yani mesela Almanya'ya gitseniz Alman mutfağı tatsız tutsuz zaten yemezsiniz. İştahınız olmaz. Fakat Türk mutfağı çok lezzetli bir mutfak olduğunda insan yani bir sabrediyor, iki sabrediyor, dayanamıyor, yiyor. Kendini frenleyemiyor. Ve kilo alıyor, frenleyemiyor. Fakat çok basit bir metotla kişi yediği her lokmayı yavaş yavaş yer, çok çiğnerse sindirmesi daha kolay olur, daha iyi olur. Yediği bir. Bu aynı değirmene benzer. Köyde büyük bir eskiden taş değirmen olurdu. Değirmenler vardı. Üzerinden koniyle buğday dökülür. Dökülen buğday az gelirse dönen taş o buğdayı öğütür. Çok güzel ince bir un ortaya çıkar. Fakat siz tez unu un elde edeyim diye buğdayı fazla taşa korsanız, taşın içerisine dökülürse Bitirirseniz ne olur? Diri diri çıkar buğdaylar ezilerek. onun kalitesi Unun düşer. kalitesi, un değil artık başka bir madde elde edilir. Bu nedenle bizim midemiz de aynı değirmen gibi. Buradan dolduruyoruz, mide öğütsün diyoruz. Mide oradan her geleni öğütemez ki. Onun da belli bir sınırı var, belli bir şey var. Mide balon gibi sürekli biz ne bu göndersek buradan şişiyor, şişiyor, alıyor. Ama hazmetmeden aşağı doğru gönderiyor eğer ki sağlıksız beslenirsek. Bu da birçok problemi tetikliyor. Antibiyotik ve başka kimyasal ilaç kullanmak da hastalıkları tetikliyor. Mesela günümüzde her türlü alerji, her türlü deri hastalıklarının sebebi aşırı antibiyotik kullanma. Çok antibiyotik kullanıyoruz. Avrupa'da öyle değil. Mesela Avrupa'da herhangi bir doktora gittiğinizde 100 miligram, 200 miligram antibiyotik yazıyor. Ben duyuyorum 1 miligram antibiyotik. 1000 miligram Yetişkin antibiyotik. Türkiye'de zaten 1000 miligramın altında antibiyotik yetişkin insana yazılmıyor. Çok Onu büyük biz de bir yaşıyoruz. felaket. Bağırsaklar faydalı bakteriler gidiyor. Bağırsak florası. Bağırsaktaki bakterilerin %99'u faydalı. Bağırsak çiçekleri. Bağırsak çiçekleri gitti mi yerine mantarlar yerleşiyor ve bunların üretmiş olduğu toksik maddeler bütün hastalıkları tetikliyor. Aynı bu şuna benzer. Bahçeniz var. Bahçenizi sulamak istiyorsunuz. Fakat suya kanalizasyon suyu karışır. Ne oluyor? Kanal karışan, pislik karışan bir suyla bahçenizdeki zebze meyveyi sulayabilir misiniz? Sularsanız ne olur? O zebze meyve yenir mi? Yenmez. Kana karışan toksik maddeler, bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler kana karışırsa ne olur? Birçok hastalığı tetikler. Başta alerji. Bu nedenle doğru beslenmek çok çok önemli. Antibiyotik mümkünse kullanmamak gerekir. Biz
Gökçek iksir, Gökçek tonik diye mide ve bağırsakları çalıştırıcı, temizleyici, arıtıcı özel ürünler imal ettik. Kendi hastalığımla başladım aslında bu işlere. Her türlü alerji, kurdeşen, polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım türlerine çok şükür her türünü tedavi ediyoruz. Hemoroid konusundan girdik ama hemoroid, dediğiniz evet. gibi hemoroid sağlıksız beslenmekten özellikle kaynaklanıyor. Her ne aynı kadar yere. Dış etkenlerde kaynaklanıyor gibi gözükmüş olsa da temel sebebi sağlıksız beslenmek. Ama kısa bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Reklamlardan sonra hemoroid konusuyla programımıza devam edelim. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Devam ediyoruz. Hocam reklam arası vermeden önce hemoroidle ilgili asıl sebebin sindirim sistemi hastalıklarında sağlıksız beslenmekten kaynaklandığını belirttiniz ve faydası olduğunu söylediğiniz bir takım bitkileri ifade ettiniz. Benim dikkatimi şu çekti. Şimdi bu bitkiler her önümüze gelen aktardan bunları aldığımız zaman doğru bitkiyi alamamış olabiliriz. Doğru şekilde hazırlanmamış bitki almış olabiliriz. Bunların kullanımı ile ilgili olarak pratik ne yapılabilir? Bir de iksir ve tonikten bahsettiniz hocam. Onlarla ilgili olarak da hemoroid ile ilgili bunlar nasıl değerlendirilebilir? Bundan bahseder misiniz? Buyurun. Sağ ol. Şimdi bu çaylar bağırsağa karşı iyi gelir fakat bağırsak florasını düzenlemedikçe, yani bağırsaktaki zararlı bakteri, mantarlar yok etmedikçe, bağırsak problemi geçici olarak iyileşse bile 3 ay, 5 ay, 10 ay sonra yine bağırsak problemi ortaya çıkar. Kökten çözmek gerekir. Kökten gerekiyor. Problemi çözmek gerekir. Bu da bozulan bağırsak florasını yeniden düzenlemekle mümkün. Bağırsak florası nedir? Bağırsaklarda 100 katrilyon bakteri var. Bunların %99'u faydalı. Fakat yanlış beslenme, antibiyotik kullanma nedeniyle faydalı bakteriler azalıyor, zararlı bakteri mantarlar çoğalıyor. Biz bunu Amerika'da etkisi ispat edilmiş lahana suyundan, özel bir, sadece lahana suyu değil tabii. Şayet lahana suyu tek başına kullanılırsa tiroid bezesinde anormalliklere sebep olur. O da var. Amerika'da denenmiş, etkisi ispat edilmiş. Gastrit, ülser, ülseratif kolit, kolit, morbus Crohn gibi rahatsızlara karşı lahana suyunu özel imal ettik. Amerika'dan iki makine getirdik. Bunu 60 yıl önce zaten Profesör Doktor Cerny, Profesör Doktor Vesel, Profesör Doktor Miller denemişler hastalar üzerinde. Binlerce hastayı tedavi etmişler. Fakat uzun süre lahana suyunu kullanmak mahsurlu olabilir. Yani tiroid bezesinde anormal yan etkileri var. Yani her bitkinin kullanılması, doğru kullanılması gerekir. Biz bunu özel imal ediyoruz. Bir, bu şekilde